Pediatrik gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Raşit Fural Yağcı hocamla karşınızdayız. Bebeklerde ve çocuklarda beslenmeyi konuşacağız ve görülen rahatsızlıkları. Hocam hoş geldiniz. Hoş Günaydın. Günaydın. İzmir'den geldiniz. Evet. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili hocam, bebeklerde mide rahatsızlıkları <laughs> oluyor. Çok Tabii küçük olmalarına rağmen. Ki. Özellikle Tabii ki. reflü çok görülüyor. Ee, bize biraz anlatır mısınız bebeklerde reflüyü hocam? Neden oluyor ve nasıl önleyebiliriz ya da tedavisi mümkün mü acaba? Tabii ki bebek hayata yeni başlayan bir canlı. Organlarının da hayata adaptasyonu gerekiyor. Bu dönem içinde yemek borusu ile mide arasındaki kapakçığın diyelim sık sık gevşemesi söz konusu olabiliyor ve bu sık sık gevşemeler esnasında mide doluysa bebeğin midesindeki içerik geri kaçabiliyor. Bebekler bizlere göre daha sık beslendikleri için bir de beslenmede miktarlara, volümlere dikkat etmezsek, mideyi daha çok doldurursak, mide basıncı da daha çok yükseleceğinden bu gevşemeleri daha kolaylaştırıyor. ve Böylece ağızdan alınan gıdalar geldiği yöne doğru, geriye doğru kaçmaya başlıyor. Aslında bunun için e, vücudumuz bir takım korunakları var aslında. Örneğin salya, bunun için bir nötrolizam madde, tükrük yahut diyelim. Ama çocuk uykudayken veya bizler uyurken tükrüğümüz, tükrük yapımı azalıyor. Bir de diğer önemli şey yer çekimi esas. Yer çekimi biz otururken veya ayaktayken bizi çektiği gibi midemiz de aşağı doğru çekiyor ve içer, mide içindekileri de yukarı çıkmasını engelliyor. Ama çocukları düşünecek olursak bir bizden daha sık aralıklarla beslenirler yani mideleri hemen hemen her zaman doludur. ...iki buna dikkat etmezsek mide basıncı daha yüksektir... ...volümlere dikkat etmezsek... ...üç erişkinlere göre daha çok yatarlar... ...yani yer çekiminden daha az yararlanırlar... ...dört üçüncüsü de... Uykuda tükrük yapımları azalacağı için koruyucu defans mekanizması daha zayıf çalışır. Kardeşim, Bir de yemek hocam. borusunun kapakçığı daha sık gevşeceği için hele dolu mide ve yüksek basınçlı mide bu işi daha kolaylaştıracağı için Kusmaları bebeklerde daha, daha çok görürüz. Bu sebepten dolayı kaybettiğimiz bebekler oluyor bizim hocam. Mesela yemeğini yiyor, yatırıyor. Anne evet. ve o kusmayla beraber boğulan çocukları duyuyoruz. Bu tür hikayeler çok yaşanıyor, az değil. Nasıl yatırmamız lazım bebeklere? Hemen yemekten sonra yatıralım mı? Ne şekilde yatıralım? Güzel, güzel bir soru. Yemekten sonra hemen yatırmayalım. 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 <laughs> Özellikle akşam uykuları için hı hı. benim buradan vermek istediğim en önemli mesajlardan birisi... ...anne üstü bittikten sonra ne olur çocuklarınızı akşam yatarken, yatmaya yakın mama veya süt içirmeyelim. Bunları hmm. gündüz içsinler, kahvaltıda içsinler, akşamüstü ara öğünde içsinler. Ama uyumuyorlar gece yarısı kalkıp acıktıkları Çok için güzel. Biz de uyutmuyorlar hocam. İkinci vereceğim mesajı değindiniz siz zaten. Alıştırmak önemlidir. Bir hmm. çocuğu siz alıştırmazsanız gece sütüne o çocuk gece süt sizden istemez. Ama süt hmm. tadı hoş bir içecek çocuk için onunla adeta keyif yapıyor. Al ben çok görüyorum çocukları fotoğraflarda, filmlerde vesairede elinde biberon, kocaman çocuk yatakta keyif yaparak ağır ağır onu içiyor. Hatta anneler yanına bir de yedek biberon süt koyuyorlar. Bunlar o kadar yanlış ki bunların hepsi reflü için birer davetiyedir. Peki, o nedenle hocam. O nedenle bebeklerin yatarken mideleri dolu olmaması lazım. Buna hmm. özen göster, özenle dikkat etmeleri gerekir. Ne kadar süre içinde kesmemiz lazım? Mesela Özellikle bir saat uzun önce uzun uyku olduğunda... olan gece uykusuna yatarken çocuk 2 iki, 2,5 iki saat önce bitecek. 2 hmm. saat önce. Bilemediniz çocuk küçükse beslenme aralıklarını düşünerek 1,5 saat önce beslenme duracak. Bir tek şeye izin var suya. Çünkü su asit salgısı uyarısı vermez. Ama suyun dışında mideye ne inerse asit salgısı için uyarı verir. Artık süt içtiyse çocuk bir müddet sonra süt ve asitli bir mide içeriği olur. O yukarı kaçtığı zaman, o zaman mideye hiçbir zarar vermeyen asit, yukarıda yemek borusuna, genize, buruna, kulağa, sinüslere nereye kaçarsa ağız içine oraya zarar verecektir. Zaten reflüdeki hastalık anlamındaki Olayı çıkaran şey mideden yukarı kaçan asittir. Asidin yaptığı zararlı etkilerden bahseder bize insanlar nedir onlar? Yemek yemek istemiyor kaşığı gördüğü zaman evet, başını çeviriyor. çeviriyor. Niçin? Biliyor ki kaşıkla alacağı şey geçerken yemek borusunu yakacak tahriş hmm. edilmiş yemek borusu ne ile? Mide asidiyle canı yanacağı için bunu yemek istemez. Zorlarsanız öğürür ve kolayca kusar zaten. O nedenle e, o nedenle. ...bu beslenme disiplini bizde son derece yanlış yanlış işliyor, Şöyle galiba. diyeyim bizim kültürümüzde en kuvvetli <laughs> öğün akşam maalesef. En çok akşam yeniyor. Akşam yeniyor, sofrada da kalmıyor. Sonra televizyon karşısında kektir, çaydır, Meyveler, çerezdir, çaydır, meyvadır devam ediyor. Evet. Bir de siz o çocuğa biberonla veya bardakla yatarken sütü içirir yatırırsanız... ...o çocukta büyük ölçüde reflü olacak. Peki Raşit Hocam. Biz bebeklerde gece beslenmesini kaç aydan itibaren kesmeliyiz? Çünkü çok küçükken veriyoruz, ağlıyorlar, acıkmışlardır diye. Çok güzel. Ee, ne zaman keselim? Biz şöyle diyorum, sağlıklı doğmuş hiçbir hastalığı veya dikkat edilmesi gereken bir sağlık sorunu olmayan bebeklerin annelerine diyoruz ki, iki aydan sonra, iki ayı dolduktan sonra gece uyanmıyorsa uyandırma bebeğini beslemek için. Sadece iki ay mı gece Bakınız, verelim? Uyandı ne çocuk. Bu büyük yanlış yapmışız çocuk. Çocuk uyandıysa emzirsin. Anne sütü dönemince ve anneye anne üstünü verebilirsin diyoruz ama... Bebek uyandığı zaman hemen anne sütü aklına ilk seçenek gelmesin. Bebek korkmuş olabilir, bebek annesini arıyor olabilir, bebeğin altı ıslanmış olabilir, bebeğin gazı olabilir. Önce bir kontrol et illa sizi emmek istiyor mu? Emmek istemiyorsa ten temasıyla onu pışpışlayarak onun korkusunu giderek yatırdığımızda yatıyorsa veya iki yudum su içirerek uyutabiliyorsak böyle tutun. Ama hocam bir de bir taraftan da Ama altı ay kadar emzirmek istiyorsa su emzirsin. Vermeyeyim. Diyorlar, en önemli şey anne sütü bitince anne sütü bitince yerine süt veya mama koymayın gece hmm. için diyor gündüz değil gece Peki. için. Peki Hani şey ilk 6 ayda su bile vermeyin deniyor ya hocam. İlk 6 ayda gece su verebilir diyebilir çünkü Biraz. anne sütünün %80'ine yakını su zaten anne yeterince hmm. suyunu içiyorsa bir sorun yoktur. Hmm. Hani süte alışmaması için. Tabii gece ki ben ben herkesin yapmakta. annesinin sütüyle büyümesini <laughs> isterim. Yani onun için e, anne sütü olduğu dönemde zaten bebek gece annesini emerken soruyorum ben anneye kaç dakika yemiyor. Bir iki dakika içinde uyuyor zaten diyor. Bu demektir ki aç değil bebek. Hmm. Bebek anneyle anneyi koklamak, anneyi orada mı diye kontrol etmek için uyanmış belli. Keyif alıyor o işten. Ona itirazımız yok. <laughs> Psikolojik bir Ama bir, bir biberon mama veya süt farklı hmm. bir şey. Evet orada çok yanlışlar yapmışız. Şimdi yeni anne olanlar için bu bilgiler hakikaten çok işe yarayacak. Evet, Sağ olun evet. hocam. İlk telefonumuz Çimen Hanım. Müsaade ederseniz bir merhaba Ay, diyelim. Tabii Sonra ki. devam tabii edeceğiz ki. sohbetimize. Çimen Hanım hoş geldiniz. iyi fikir. Merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz anneleri bilgilendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bey merhaba. Merhabalar. Benim 10,5 aylık bebeğim var. 2,5 e, ayından bu yana bu refüj kaytımız devam ediyor. E, Bebeğime biberonla besliyordum. Annesi de alıyordu. 2,5 hı hı. ayında böyle ilk e, biberon ağzına değdiği an e, fışkırı bir şekilde kusması oluyordu. Sonrasında bu hani ek besinlere geçtim. Onda da aynı şekilde devam ediyor. İlk kaşıkta böyle gördüğü hani çok kötü çığlık atarak ağlıyor ve... ...hani mecburen beslemek zorunda kalıyorum. Zorlayarak da besliyorum. Ve olduğu gibi ki tekrar çıkarıyor yani. Bu bize bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Günde 3-4 kez de oldu oluyor yani bunun bize. Hı hı. Ne hı. yapabilirim? Ne Nasıl besleyebilirim? Şimdi siz öncelikle hocam. ana içecek olarak anne üstü vermeye devam ediniz. Çocuğunuzu zorlamayınız, ısrar etmeyiniz... Çocukla aranızda bir soğuk savaş yaratır bu mücadele ve zorlama. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İkincisi doktorunuzun kendi değerlerine göre büyüme eğrisinde çocuğunuz büyümesi gibi büyüyorsa, büyümesi gerektiği gibi büyüyorsa korkmayınız. Bence siz bir şey söylediniz bana. Hem emziriyorum hem biberonla veriyorum. Orada biberona gerek yok aslında. Bebeğinizin midesini bir anda çok dolduruyorsunuz ve reflüyü kolaylaştırıyor olabilirsiniz. Ona dikkat edin. Bebeğinizin büyüme eğrisinde doğum kilosuna paralel olarak büyümesini doktorunuz yeterli görüyorsa lütfen bebeğinize ısrarcı olup onu size karşı küstürmeyiniz ve de bu reflüyü azdırmayınız. Onun için ayrıca doktorunuz reflüyü tedavi edecek bir hastalık düzeyinde görüyorsa ona müdahale edemem. Tabii ki o tedaviyi size anlatacaktır. Ama öncelikle bebeğinizin kendi istediği kadar almasına saygı gösterin. Şayet bu onun büyümesine engel olmuyorsa. Çok teşekkürler aradığınız için güle güle büyütün bebeğinizi. Sev